İsmim Yıldırım Beyazıt Bektür. Boğaziyen Yenikışla Köyü muhtarıyım. 7 devredir köyde muhtarlık yapmaktayım. Şu anda köyümde bütün köyün hizmetleriyle uğraşmaktayım. Elimizden geldiği kadar çaba sarf etmekteyiz. Eksiklerimiz de tamamlanmış üzere ama daha da vardır. Bunları da belirli yerlere müracaatta bulunduk. Gerekli hizmetleri devam ettireceğiz. Şu an bu durumdayız. Başka diyeceğim yok. Muhtarım, şu anda köyün nüfusu ne kadar, hane olarak ne kadar, artı köyün gurbetçileri Boğazlıyan'da ne kadar nüfusu var, hane olarak Kayseri'de ne kadar var? Bunu biraz anlatır mısın? Köyümüzün nüfusu şu an yazın 300-400 şey oluyor, nüfus hane oluyor. Fakat 89'dan hane üzerinden 400-500 nüfus oluyor. Kış olduktan sonra 30-32 haneye düşüyor. Fakat nüfus 50'ye düşüyor. Fakat çevrede çoğunlukla Kayseri'de kalmaktadır. Kayseri'de en az 300 hane köylümüz bulunmaktadır. Boğaziyan'da da 50-60 ve Sarıkaya'da 12-13 hane bulunmaktadır. Bu şekilde devam etmektedir. Çoğunlukla gurbette insanlarımız çok azdır dışarı Avrupa'da. Fakat yurt içerisinde çoğunlukla memur olarak şey etmektedir bizim halkımız. Öğretmen olarak daha fazladır şeyde. Fakat şu an köyde yaşlı kesim kalmaktadır. Kış olduğunda zor durumda kalıyoruz köyde. Yaşlı kesim gidiyor, işi kalıyor. Fakat genç kesim bütün şehre yerleşmek. Şu an çok nüfusun düşmüştür. Evet. Peki muhtarım, biraz köyü anlat. Köyde geçim kaynakları tarım üzerine mi, hayvancılık üzerine mi? Köyün ne gibi hizmetlere ihtiyacı var? Nelere başvurdunuz, henüz talep alamadınız? Şimdi köyümüzün sadece çiftçilik üzerine çalışmaları vardır. Buğday, nohut ve mercimek ekim üzerine çalışıyor köylümüz. Fakat hayvancılık üzerine çok düşüktür. Eskiden çok fazlaydı ama şimdi çok nadir. Az bir hayvancılık üzerine çalışmamız vardır. Fakat köy hizmet konusunda bir park bahçesi olarak müracaatımız oldu. Gerekli yapacağız şeyindeler, çabasındalar bize verdikleri şeyde. Fakat biz de elimizden geldiği kadar bu hizmetleri almaya uğraşacağız. Daha da mücadele yapacağız. Kilittaş üzerine köyün belirli yerleri, bizim köyümüz 600 bin metrekare üzerine kurulmuş. Fakat Kilittaş ihtiyacı çok fazla. Diğer köylerden fazladır bizim köyün genişliği. Onun için elimizden geldiği kadar daha da şey diyeceğiz yani, hizmet etmeye çalışacağız. Evet, 7 dönem muhtarlık yaptın. Peki bu 7 dönem muhtarlıkta köyde ne gibi hizmetlere vesile oldun muhtarım? Şimdiye kadar 7 dönem yapmış olduğum muhtarlıkta köyümüzde ilk olarak PTT binasını kurduk köye. 6 tane köye santralını bu köye getirdim ben. 6 tane köy telefon şeysini bu köyden sağlamıştır. Aynı zamanda sağlık ocağını mücadele ettik, getirdik. Merkez sağlık ocağı olarak köye kurdum. Köyümüzdeki bulunan sağlık ocağında hem doktor, hemşire ve hizmetli bulunmaktaydı. 7 köy hizmetleri buradan gideriliyordu. Fakat son zamanlardaki nüfus düşmesinden dolayı sadece sağlık evine dönüştürdüler burayı. Sağlık evine dönüştürünce de doktoru da çektiler. Her şeyi çekince hemşireyi de çektiler. Hiçbir şey hizmet kalmadı burada sağlık konusunda. Çok zor durumlara düştük biz. Bütün şehre gidiyor. Yaşlı kesim şehre gidiyoruz bu sağlık konusunda. Şehre de gidince yanındaki yaşlı kesim gidemiyor. Çolukları çocukları bir yandaşı olmayınca bu şeyini gideremiyor. Evet. Selektör binası getirdik köye. İkinci bir, ondan sonra 7-8-10 yıl çektikten sonra ikinci bir selektör binasını aldık devletten. O şekilde devam ediyor. Kilitler sorunlarını çözdük. Dere yatağı yaptık köyün içerisine. Dere yatağı yaptık devlet su işleri tarafından. Aynı zamanda minaremiz caminin üzerine uçtu. Bir fırtına dolayısıyla camiyi, minareyi tekrar yeni yaptık. Bu şekilde devam ettik ve kadastro hizmetlerini getirdik köye. Kadastro, ikinci bir kadastro hizmeti yenileme de Nisan ayında itibaren başlayacaktır. İkinci şey, yenileme hizmetleri. Evet.
Kanun yüzyıllarını falan her şeylerini tamamen çözümledik köyü. Peki muhtarım, 7 dönemdir muhtarlık yapıyorsun. Başka muhtar adayı çıkmadı mı, yoksa muhtar olmak ne zaman aklınıza geldi de muhtar oldunuz köye? Muhtar olmak benim ilkokul çağında vardı. İlkokul döneminde. Öğretmenim vardı. O zaman muhtar Ahmet Karakoyunluydu köye. Evet. Ben o zamanlar bana kaya dillerdi. Lağma kaya dillerdi. Kaya dillerdi. Evet. Öğretmenim de derdi ki Ali Culha diye bir şey Ali Ali Culha diye bir öğretmenimiz vardı. Derdi ki geleceğin tek kayası bu derdi. Evet. Evet, ondan sonra da asker dönüşümde ben şeye girdim, seçime girdim Ahmet Karakoyunlu'yla. Fakat kazanamadım 84'te. 89'da ikinci mücadelede kazandım. Ondan sonra da aday çıkmadı zaten karşımıza. Aday da yoktu. 7 dönem boyunca 5 devre adaysız girdim. Hı. En son devre girdi adayla. Tekrar geri kazandım. Peki son dönem seçimlerde kaç aday vardı? İki aday vardı. Peki seçmen sayısı ne kadardı? Oy oranı kaç oldu? Seçmen sayısı 125 falandı. Biz o zaman 35 arkadaş aldı. 33 miydi? 35 aldı. Biz de 64-65 aldık. O şekilde kazanmış olduk. Peki muhtarım, şimdi bir özel bir soru daha soracağım. Ömrümüz yeterse kaç yıl daha muhtarlık yapmayı düşünüyorsunuz? Ömrüm yetse de bundan sonra sondur benim hatayım. Bu dönem son. Bu dönem sondur. Bundan sonraki muhtarımızı da seçtiniz mi peki? Var mı öyle bir... Olabilir var. Olabilir. Olabilir de bunlar da şey diyeceğiz tabii. Evet. Gurbetçilerimiz köyü görmek istiyor. Bugün röportaj sonrasında evleri gezeceğiz arabayla. Arabanın üstünden evleri çekeceğiz. Sen de şu falancanın evi, kendisi şurada kalıyor diye. Başka bu köye özel bir yer var mı? Yani köylülerin, gurbetçilerin izlemek istediği, görmek istediği. Şurayı çekersek nereler var? Köylünün görmek istedikleri köyün girişleri, köy içerisi ve babasının anasının kaldığı sokaklar, şeyler. Onları isterse çoğunlukla. Köyün camisini, belirli yerlerini köylü tabii görmek ister. Evet. Peki biraz da kabristandan bahsedelim. Kabristanda bir hizmet eksikliği var mı? Duvarında olsun, tadilatında olsun. Kabristanımızın şimdi hiçbir eksikliği yok. Yalnız bir ek şey aldık. 3 takar bir kabristanın belirli bir şey daha aldık. Genişlettik. Duvarlarını falan hep yaptırdık özel idare vasıtasıyla. Şimdi bu sene de köylünün katkısıyla köyün içerisinde kilittaş programını çözdük. Evet. Caminin şey mezarın içerisinde kilittaş programı tamamen çözüldü. Anladım. Dışarının da kilittaş sorunu çözüldü. Hiçbir eksikliğimiz kalmadı mezar konusunda. Peki köyde, bu köye en çok, köyde durmayıp da il dışında yaşayıp da köye en çok emeği geçen hayırseverler var mı? Hiçbir hayırsever yok, sadece köyün katkısı var. Peki kendi köylünden şuraya camiye yardım eden ya da mezarlığa yardım eden böyle maddi konuda destek olan kimseler yok mu? Maddi konuda destek olacak bir eskiden bir karadayı vardı. Rahmetli oldu gitti fakat şimdi köylü var bütün. Köylüler ne dersen yerine getiriyor. Hizmetleri bizim köylümüzden alıyoruz. Evet. Var mı gurbetteki yaşayan köylülerimize söylemek istediğin, paylaşmak istediğin ya da köyümüzün bir derneği var mı? Belirli yıllarda hiç öyle şenlik falan yapıyor musun? Köyümüzün bir derneği bulunmaktadır. 2000 yılında köyümüzde bir şenlik düzenledik, Türkmen Pilav Şenliği. 3-4 sene üzerine aynı hani devam ettik. Bizim derneğimizle beraber yaptık bunu, çözümledik. Evet. Derneğimiz de Kayseri'dedir. Şimdi halen hizmet vermektedir derneğimiz. Başka şey olarak da dışarıda bulunan köylüme bol bol saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Yine röportajlarımız devam edecek. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.